Sevgili yükselen koçlar, 7-13 Aralık haftasına hoş geldiniz efendim. Niye yükselen koçlar dedim? Biliyorsunuz astrolojide öngörüler yükselen burca göre yapılır. Hadi gelin şimdi sizinle 7-13 Aralık haftasını bir inceleyelim efendim. Şimdi pazartesi ve salı günü Ay Başak Burcu'nda olacak. Demek ki böyle bir çalışkan ruh hali içerisinde olacaksınız. Zaten Başak Burcu sizlerin doğum haritanızda 6. eviniz. Tamamen iş konuları ön plana çıkıyor sevgili yükselen koçlar. Evet, iş görüşmeleri için güzel. Bir takım iş görüşmelerine gidebilirsiniz mesela. Ya da iş hayatında kendinizi ifade etmek istiyorsanız, bir fikriniz, bir düşünceniz varsa bunun için hafta gerçekten uygun bir hafta, öyle söyleyeyim size. Ama tabii ki Ay Başak'tayken bir sağlıkta hassasiyet olabilir. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Özellikle bazılarınızın sindirimle alakalı bir takım sıkıntıları olabilir haftanın başında. Şimdi pazartesi günü Ay-Merkür karesi var. Bu da demek oluyor ki genel olarak duygularımızı ifade edemiyoruz hafta başında. Böyle birazcık hani orada zorlanıyoruz duygularımızı ifade etmekte. Bu iş hayatı için de geçerli olabilir. Mesela iş ilişkilerinde belki söylemek istediğiniz bir şeyler var, kararlarınız, planlarınız var. Tam olarak kendinizi net ifade edemiyor olabilirsiniz. Böyle bir sıkıntısı olabilir. Salı sabahı Ay Neptün karşıtlığı ön plana çıkıyor olacak. Bu çok duygusal yapar kişiyi. Gerçekten salı sabahı böyle biraz duygusal, kendini ifade edemeyen, iç dünyasına dönen, böyle bir alıngan, kırılgan bir psikolojide olabilirsiniz efendim. Yine sağlığınızdaki hassasiyete de dikkat etmenizi rica ediyorum. Salı öğleden sonra Satürn, Jüpiter ve Plüton'un o ayla üçgenleriyle beraber de artık bir destek açısı var orada açıkçası. Mesela duygusal konularda bir çözülme yaşayacaksınız. Sanki böyle haftanın başında o pazartesi salı günü biraz onu tutuyorsunuz ama öğleden sonra salı günü böyle artık kendinizi anlatmaya, ifade etmeye başlıyorsunuz. Duygusal konularda anlatamadığınız ne varsa onu dışa döküyor gibisiniz. Dolayısıyla kendinizi aslında daha mutlu hissediyorsunuz. Kendi içinizde de biraz daha dengeye kavuştuğunuzu görüyoruz açıkçası. Ayrıca iş konularında çok önemli haberler olabilir. Salı öğleden sonra iyi gelişmeler olabilir. Neticelenmesini istediğiniz bir işle ilgili olumlu haberler alabilirsiniz. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü efendim. Cuma öğleye kadar ay artık Terazi Burcu'nda. Demek ki haritanızda 7. evinizde. Ay terazideyken İlişkiler ön plana çıkar. Üstelik 7. evde her türlü ilişkiyi anlatır. Yani aşk hayatınızı, sosyal çevre ilişkilerinizi, evliliğinizi, hatta ticari ortaklıklarınızı, yani ilişkilerle ilgili bir vurgu başlıyor artık. Tabii Perşembe sabahı biraz böyle Kiron karşıtlıkları var orada. Ay Kiron karşıtlıkları. Yine aslında Jüpiter, Plüto ve Satürn'ün kareleri de var. Biraz böyle Perşembe sabahı biraz ikili ilişkilerde yine böyle bir heyheyli bir halleriniz olabilir. Böyle biraz gerilebilirsiniz, zorlanabilirsiniz. İstemediğiniz konular açılabilir. Yani orada biraz dikkat edin. Hani Perşembe sabahı böyle çok hani ilişkilerle ilgili bir açılımda olmayın. Yani siz yükselen koçlarda biraz fevrisinizdir. Lütfen orada biraz geri planda durun. Cuma öğleden sonra ise ayın Akrep Burcu'na geçişiyle beraber zaten bütün hafta sonu da ay Akrep Burcu'nda olacak. Artık 8. ev konuları ön plana çıkıyor. Evet, bir kere ay Akrep'teyken yoğun duygular içerisinde oluruz. Yani artık duyguya dair ne varsa, yani aşkınız da kabarır, öfkeniz de kabarır, her şey yoğun hissedersiniz, öyle bir dönem. Şimdi tabii ki 8. evde finansal konular ön plana çıkıyor. Demek ki hafta sonu, cuma öğleden sonradan itibaren bütün hafta sonu hep para pul konuları, hesap kitap. Belki ailenizle bir maddi gündemleriniz olabilir ya da iş ortaklıklarınız varsa orada bir takım hesap kitaplar olabilir. Bunlar son derece dikkat çekecektir. Ama bütün gelir giderlerinizi masaya yatırıyorsunuz hafta sonu, yani onu söyleyeyim. Finansal kararlar almaya çalışıyorsunuz. Zaten bu hafta bir Venüs-Neptün üçgeni de var gökyüzünde. Şimdi Venüs-Neptün üçgeninin iki anlamı var. Bir, evet, romantik bir havadayız. Duygusalız biz bu hafta efendim. Yani yükselen koçlar için duygusal bir hafta. Öte yandan Ay Venüs üçgeninin sizin haritanızdaki konumuna baktığımda gerçekten finansal konular için bir çözüm aradığınızı görüyorum. Ama özellikle de hafta sonu ayın Akrebe geçişiyle beraber galiba finansal konularda da çıkış ve çözüm buluyor olacaksınız.